Menemen Spor takımının sevgili seyirciler. Geçtiğimiz hafta Menemen Spor Altay Karahan. Faul beklentisi var, oyun devam ediyor. Kamara sağda kaldı. Tidjani kanat değiştirdi bu dakikada. Tidjani Anane bıraktı. Taşkın kaleye baktı. Atmadı şutu. Sol tarafta Murat var. Murat ve Tidjani kanat değiştirdi. Şimdi Tidjani. Sağ kanatta Rıdvan hata çıktı. Rıdvan. Kamara. Kamara. Alassan. Tekrar Kamara, tekrar Taşkın'dan. Şimdi şut şansı. Tidjani sol ayak vuruyor. Ve top yandan dışarı gidiyor. İzliyoruz. Anane Tidjani vurdu. Top yandan dışarı çıktı. O noktaya doğru Ümraniye sporlu oyuncular hem topu kazanamadılar hem de top onlardayken de atmadılar. Görmediler daha doğrusu. Şimdi Tidjani topu aldı. Tidjani vuruyor. Kaleci de kaldı. Menemen Spor etkili geldi. Şu ara kadar yaşanan en önemli pozisyon bu. Sevgili seyirciler, Ahmet Eyüp. İşte Anane Tidjani. Ahmet Eyüp. Gomis ortalana doğru batonu atar. Kaleci Selmani ve korner. Bakın çok önemli bir kurtarış. Tidjani vuruyor ve gol! Anane Tidjani. Karşılaşmanın şu anda 50 dakikası ve top direğe de çarpıp ağlara gidiyor ve Menemen Spor deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Golün sevincini yaşıyor Menemen sporlu oyuncular. Bu açıdan izleyelim. İyi kontrol Tidjani, Anane sert vuruyor. Kaleciden sekti direkt ve top ağlarda. Şık bir gol Tidjani'den sevgili seyirciler. 53. dakikada. Uzun gönderdi sağ kanada. Rıdvan. Ona yapılan hareket faul. Kırmızı kart geldi sevgili seyirciler. Gökhan Süzen. İşte izliyoruz. Sana doğru. Alassan. Sağ kanada Mehmet Aytemiz. Çok adamla çıktı uzun süre sonra. Sevgili seyirciler, Menemen Spor. Tayfun kontrol etti. Tidjani yine gol öncesinde olduğu gibi boşluk buldu, vurdu, yandan dışarı gidiyor. Anane Tidjani golü de böyle atmıştı. Bu kez yakın köşeye vurdu Tidjani ve sevgili seyirciler top yandan dışarı gitti. 53. dakikada takımını 1-0 öne geçirmişti. Benzer bir vuruşla aynı noktadan ve birazdan Menemen Spor'da Yusuf Talum oyuna girecek. Selmani. Gulumaç. Okan kurtaramadı topu. Tayfun topu aldı şimdi. Sol tarafta Tidjani hareketleniyor. Uzaktan bir vuruş ve kaleci. Uzaktan bir vuruş ve kaleci maçın önemli pozisyonlarından ve güzel anlarından biri. Maçın son bölümlerine kalmış. İşte tekrar izliyoruz. Vuruşu yapan Taşkın sevgili seyirciler. Kaleci Ahmet Eyüp başarılı. Oyuncu değişikliği oyun durduktan sonra yapılacak. Şimdi top Tidjani'de kaldı. Alassan düzeltiyorum. Tidjani sağında. Savunmanın arasına doğru atılan Mehmet Akdeniz'e bir top. Tidjani boşta. Ona doğru Tidjani gol pozisyonu ve topağlarda gol. Durum 2-0. Anane Tidjani. Durum 2-0 oluyor sevgili seyirciler. Ve Menemen sporlu oyuncuların büyük sevinci ekranlara yansıyor. 90+2'de gelen, hatta 90+3'te gelen ikinci gol yine aynı oyuncu. +90 Tidjani ve bakın burada Alassan topu rakibinden kurtardı. Götürdü. Bıraktı Mehmet'e
Mehmet Aytemiz kanat değiştirmişti. Oyuna sonradan giren oyunculardan biri Tincani'ye Alda tercihine bir pas verdi. Ve şimdi durum 2-0. Tincani sevgili seyirciler kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Cem oyuna girdi bu arada, Alassan oyunda yok. Cem'in rakibine yaptığı hareketin faul olduğunu, Cem değil düzeltelim, Yusuf Talum onun hareketinin faul olduğunu belirtiyor. 3 puana çok yakın Ümraniyespor. Gözler artık yavaş yavaş maçın hakemine Murat Erdoğan'a çevrildi. Son saniyeler oynanıyor. 5 dakikalık bir kayıp zaman işaret edilmişti. O 5 dakika tamamlanmak üzere. Evet, maçın hakemi Murat Erdoğan maçı bitiren düdüğü çaldı sevgili seyirciler. Maçın sonucu Bereket Sigorta Ümraniyespor 0, Menemenspor 2.